Çekilin yoldan. Pepe geliyor. Çekilin yoldan. Harika bir otobüsüm var. İşte burada sarı arabam var. Gel bakalım sarı araba. Gel bakalım. Senin tekerleklerine ne oldu böyle? Hay Allah. Bir sorun mu var? Bakayım şöyle eğileyim de bakayım. Yok yok, tekerleklerinde bir şey yok. Dön bakalım. Hadi şimdi. Çabuk kırmızı minibüsün yanına gidiyorsun. Dönün. Pepe, ne yapıyorsun evlat burada? Ben de. İyiyim, oyuncaklarımla oynuyorum dedeciğim. Demek oyuncaklarınla oynuyorsun. Ben de sana diyecektim ki karnın acıkmadı mı? Aa evet dedeciğim, karnım acıktı. Oyun oynarken hiç farkına varmamışım. O halde karnın acıktıysa Özlem kızımın yanına gidelim mi? Canım mantı çekiyordu. Belki bizim için mantı yapar. Ne dersin? Aa, yapar mı dersin dede? Yapar tabii. Neden yapmasın? Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman. ne kadar çok susamışım ya. Merhaba çocuklar. Çok susamıştım birden. Su içerken konuşamadım. Birisi bana mı bağırıyor? Evet, bu dedenin ve Pepe'nin sesi galiba. Efendim dedeciğim. Efendim Pepe'ciğim. Merhaba Özlem kızım, ne yapıyorsun? Merhaba Özlem abla. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de evde bir sürü işim vardı, onları yaptım. Terlemişim ve çok susamışım. Neyse ki işlerimi bitirdim. Ben de canım sıkılıyordu, karnım acıktı. Kendime ne yapsam diye düşünüyordum ama bir türlü karar veremedim. Sizin de karnınız aç mı? Oo Özlemciğim, biz de sana bunun için gelmiştik biliyor musun? Pepe'ye dedim ki Özlem ablam belki bize mantı yapar. Yapar mısın Özlem ablacığım? Dedem ve benim canımız mantı istedi de. Pepeciğim, yapmaz mıyım? Tabii ki yaparım. Biliyor musunuz? Benim buzlukta sakladığım iki tane hamurum vardı. Onları çıkartayım da hemen başlayalım. Bakın, hem de biri yeşil, biri kırmızı. Bunlar renkli hamurlar. Renkli hamurlardan sizin için mantı hazırlayacağım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi önce su bardağımı şu kenara kaldırayım. Evet. Şimdi hamurumu şöyle bir güzel yoğurayım. Biliyorsunuz hamuru yoğurmazsak mantımızı yapamayız değil mi çocuklar? Tabii ki. Şimdi şöyle güzelce yoğurayım. Evet. Pepeciğim, dedeciğim, bizim unuttuğumuz bir şey var. Kıyma. Hemen kıymamı çıkartayım çünkü kıymasız mantı yapamayız. Onu buraya koyayım da, hatta şöyle koyayım. Evet. Şimdi mantımı açmaya başlayabilirim. Harika. Gördünüz mü? Bakın hamuruma. Ne kadar büyük bir hamur oldu. Şimdi bir de bu taraftan açacağım. Ve sonra onları pişireceğim. Ve afiyetle yiyeceğiz çocuklar, tamam mı? Evet. Şimdi sıra hamurumuzu kesmeye geldi. Çünkü mantıyı böyle minik minik küçük küçük yapacağız. Evet, bıçağım nerede? Bıçağımı buldum. Şimdi böyle ve bir tane daha böyle kesiyorum. Ve şimdi bunları ortadan ikiye ayırıyorum. Harika. Evet, bunları yapmamız için içine Pepeciğim kıyma koymamız gerekiyor. Aynen şöyle bakın. Sonra bunları kapatacağız, tamam mı? Evet. Buraya da koyalım kıymaları. Çok güzel bir mantı oldu. Çocuklar, siz mantıyı seviyor musunuz? Anneleriniz size mantı hazırlıyor mu? Mantı yiyin olur mu? Çünkü çok güzel ve çok doyurucu bir yemektir mantı. Evet, şimdi Pepeciğim en önemli işe geldi sıra. Aa, Özlem ablacığım, ne kadar değişik bir şey bu böyle. Yesem mi acaba? Pepeciğim, sakın yeme. Bu hamur pişmedi ki. Henüz çiğ. Çiğ yemek asla yenmez, tamam mı Pepeciğim? Sen beni burada otur ve bekle sakince, oldu mu? Şimdi ben onları pişireceğim, fırına atacağım. Ondan sonra çok güzel midemizi diye atacağız, yutacağız. Evet, şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar, bakın. Böyle kapatıyoruz bunları. Gördünüz mü? Küçük küçük mantı.
Benim burada bir yerlerde tabaklarım olacaktı. Çocuklar, fırını açmam lazım. Şuradan en iyisini şuradan çıkartayım. Şuna koyalım ve bunun içinde pişirelim. Hemen kapattığım mantıları buraya koyuyorum. Şimdi bir de bunları kapatıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu mantılar. Afiyetle yiyeceğiz şimdi bunları. Evet, bunu da kapatıyorum. Bunu da kapatalım. Dedeciğim, çok güzel görünüyor değil mi? Oo Özlem kızım, sen de her şeyi biliyorsun bakıyorum da. Şimdiden ağzımın suyu aktı, karnım zil çalıyor. Baksana, dinle bak sesini, dinle karnımın. Dedeciğim, duyabiliyorum bu sesi. Çok komik. Ama hiç merak etme. Birazdan bu enfes mantılar hazır. Evet. Şimdi ve iki tane kaldı. Bunları fırına atacağım ve pişecekler. Evet, şimdi bunları da böyle kapatıyoruz. Harika. Gördünüz mü mantılarımı Pepeciğim, dedeciğim bakın. Şimdi bunlar pişti mi? Afiyetle yiyeceğiz. Hadi gelin bakalım. Bir saniye, önce fırını açmam gerekiyor. Nasıl da unuttum. Bu boş tepsiyi çıkartıyorum çünkü o orada kalmasın. Evet, fırınımıza koyuyorum ve kapağını kapatayım da güzelce pişsin. Evet, şimdi şuraya basayım. Şurayı ayarlayalım. Evet. Ay Pepeciğim, dedeciğim, çok yoruldum. Sizce pişmiş midir mantımız? Alalım mı? Bakalım pişmiş mi? Arkadaşlar, kokusu buraya kadar geliyor burnuma. O kadar heyecanlıyım ki. Hemen almak istiyorum. Vav! Dedeciğim, Pepeciğim, şu mantının güzelliğine bakar mısın? Hemen tabaklarınıza koymak istiyorum. Şöyle birazcık dedeye, böyle birazcık da Pepe'ye koyuyorum. Evet, mantımız hazır. Evet, bu arada arkadaşlar, siz benim oklavamın tatlılığını gördünüz mü? Mor bir oklava sizin için. Evet, hadi bakalım. Dedeciğim, pardon, bu dedenindi, bu Pepe'nindi. Dedeciğim, Pepeciğim, çok heyecanlıyım. Umarım yapmış olduğum mantıyı beğenirsiniz. Yoksa çok üzülürüm. Lütfen hemen tadına bakın, çok merak ediyorum. Seni ben yedireyim mi Pepeciğim, yoksa kendin yiyebilir misin? Özlem ablacığım, tabii ki de kendim yiyebilirim. Çünkü ben yeterince büyüdüm. Bak şimdi nasıl yiyorum. Nyam 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 nyam. Gördün mü? Özlem ablacığım, sana bir şey söylemem gerekiyor. Bu benim hayatımda yediğim en lezzetli mantı. Ellerine sağlık. Öyle mi diyorsun Pepe? Çok mutlu oldum beğenmene. Dedeciğim, hadi şimdi sıra sende. Sen ye bakalım benim mantımdan. Evet, şimdi tadına bakıyorum mantının kızım, merak etme. Eminim ki sen bu mantıyı da çok güzel yapmışsındır. Ooo, hayatımda bu kadar lezzetli bir mantı hiç yemedim. Ne kadar güzel bir mantı bu Özlemciğim, ellerine sağlık. Dedeciğim, yavaş yiyin. Hepinize yetecek kadar var. Acele etmeyin Pepeciğim. Çok yavaş ye. Yoksa boğazımızda kalır arkadaşlar. Oh, çok yoruldum biliyor musunuz mantı yaparken. Ama Pepe ve dede istediği için yaptım. Çünkü onları çok seviyorum. Siz de annenizin yaptığı yemekleri güzelce yiyin, tamam mı? Görüşmek üzere.